Beypazarı'nın merkezindeyiz. Beypazarı'nın merkezinde böyle bir havuç heykeli yapmışlar. Buranın havucu meşhur. Şu tarihi ev baklavacısı, Beypazarı ev baklavacısı yazan yerden giriyorsunuz. O meşhur sokak orası. Sadece bir sokak var ama belediye böyle bazı yerleri de eski tarihi evler gibi yapmış. Burası merkezi ve sadece şu kadar bir alan var. Şu aşağı tarafta bir otoparkı var. Otoparka park edip herkes yukarıya doğru yürüyüp ve o sokağa gezip tekrar geri gidiyor. Başka gezilecek pek bir yer yok. Burası çarşısı. Herkese merhaba. Şu anda Beypazarı'ndayız. Temmuz ayı 2023 yılı. Beypazarı'nda şu sol tarafta gördüğünüz konakta gözlemeydik. Gözlemesi gayet güzeldi. Burada böyle sıra sıra bir sürü gözleme evleri var. Şöyle tarihi yapıların olduğu küçük sokaklar var. Şurada küçük bir cami ve böyle uzayan bir sokağımız var. Evet Göktuğ gel. Tamam gel gidiyoruz. Biraz ileride tarihi taş mektep var. Orası geziliyor. İçerisinde de bir tane kafesi var. Şurada gördüğünüz de tam karşıdaki tarihi taş konak diye geçiyor. Her evin içine girilmiyor. Bazı konakları restore edip kafeye çevirmişler. Bazıları da sadece görsel olarak dışı yapılmış. Beypazarı'nın sadece bir sokağı böyle. Ayrıca böyle bir sürü lokum çeşitleri mevcut. Karışık mı alalım? Karadutlu, havuçlu. Buranın bir de havucu meşhur. Göktuğ. Evet. Karışık var. Havuçlu lokumu meşhur bir de değil mi? Göktuğ sen beğendin mi havucu? Ben de narlı lokumunu çok beğendim. Cezerye aslında. Fiyatı da görmüş oldunuz. Tarihi Taş Mektep. Şu karşıdaki sol taraftaki siyah beyaz olan yer Tarihi Taş Mektep olarak geçiyor. Burası da Tarihi Taş Konak. Restore edilmiş. Yöresel ürünlerin olduğu bir sokak aslında. Maksimum bir saatte gezilip görülebilecek bir yer. Beypazarı'nda başka herhangi bir gezilecek yer yok. Bir de Yaşayan Köy diye bir yer varmış ama orada sadece bir otel var. O yüzden orayı gezip görmeye de gerek yok dediler bize. İnternet üzerinden baktık. Orayı gitmeyi düşünmüyoruz. Ama çocukla, yaşlıyla gelinebilecek, kısa sürede gezilip dönülebilecek bir yer. Merve. Ayrıca burada tabi buranın Beypazarı kurusu ve ipekleri meşhur. Çok fazla böyle ipek satan yer var, dükkan var. Ve bu gördüğünüz sokak girişi, sokağın girişi. Burada bir sürü Beypazarı kurusu satıyorlar. Beypazarı kurusu, lokumu, cezeryesi. Özellikle havuç suyu ve havuçlu cezeryesi lokumu meşhur buranın. Buranın bir de 80 kart baklavası meşhur. Böyle eğlenceli insanlar da var burada. Gelmiş gelmiş.